Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan yeniden merhabalar. MTC Ligi'nin 3. hafta 1. gün 7. maçı Chaos vs Venus takımlarının maçını atacağımı söylemiştim. Sizlerle birlikte şimdi birazdan bu maçı izleyeceğim. Tekrardan hem analizleyeceğiz hem yorumlayacağız. Hem de sunum yapacağım kendi çapımda, ufak çaplı. Şimdi bakalım neler banlıyorlar, neler alacaklar. Ben maçı izlemiştim ama 2 gün falan geçti üzerinden, o yüzden ne olduğunu hatırlamıyorum arkadaşlar. Biraz da geceden kalmayayım, ondan dolayı haberiniz olsun. Sonra işte abi izlediğim maçta neyi şaşırıyorsun falan demeyin, şaşırabilirim. Neler banlamışlar? Van Van Digi, Franco ve Yivban'ı tercihi gelmiş. Şöyle bir hızlı geçelim hatta biz. Direkt Melisa'yı banlamışlar. Bu arada Franco'yu banlamaları şeyle alakalı, Suspect'le alakalı. Nasıl oynadığını az çok biliyorum zaten. Bayağı güzel oynuyor Franco'yu. O yüzden banladılar. Van Van ve Melisa'yı zaten iki tarafta da oynayan var. Shee'nin Van Van'ı ve Melisa'sının iyi olduğunu, bir de Beatrix'in iyi olduğunu biliyorum. Aynı şekilde Van Van kendileri oynuyor mu? Yok. Bay Mavi'nin oynadığı 3 tane şampiyon falan var benim bildiğim. Bir Popol oynuyor. Bir Kerry oynuyor. Kerry'sini gördüm. Bir de ne oynuyor ya? Bir de Brody oynuyor. 3 şampiyonunu biliyorum. Başka bildiğim ne var? Zeyişte'nin Faramis, Lunox, bir de Yiv oynadığını biliyoruz. Daha doğrusu ben biliyorum. Kendi videolarımda da zaten görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. 3 tane şampiyonu var. Bunlardan birini kapatmışlar. Yiv'i kapatmışlar. Ekstra olarak Stropo'yu kapatmak için bir Joyban'ı gelmiş. Bakalım first pick olarak ne tercih gelecek? Arlot açık. Arlot alabilirler. Başka ne açık? Valentin açık. Faramis açık. Şöyle bakalım. Şöyle sesi de kapatalım. Ya büyük ihtimalle bir Arlot gelir ya. Hani ben bump pick'i hatırlamıyorum da Valentin gelmiş. Valentin de oynuyordu zaten. Meta'nın hot picklerinden birisi. Biliyorsunuz. Hemen şöyle bir ileriye geçelim. Venus takımından da Arlot ve Alice tercih gelmiş. Alice almalarının sebebi rakibe vermemek aslında. Titan'ın Alice'nin iyi olduğunu biliyorlar. Ondan dolayı ben Scott'ın Alice'ini beğenmiyorum açıkçası. Rank maçlarında birkaç videoyu çekmiştim. İzlemiş olmanız lazım sizlerin de. Ben beğenmiyorum ama koçları bunu uygun görmüş, aldırmış. Kerry geldi hemen Bay Mavi'ye. Dediğim gibi 3 tane şampiyon oynadığını biliyorum. Kerry, Brody bir de Popol Kupa. 3 şampiyon oynuyordu. Stropa bayağı bir glue oynadığını biliyorum. Stropa'nın, daha doğrusu eskiden Fredrin oynadığını biliyorum. Daha sonrasında Fredrin jungle'a tercih edildiği için, XP'ye kalmadığı için glue'yu çok spamladığını hatırlıyorum. Bakalım Shigibum'dan ne tercih geliyor? Venus ekibinden hemen bir Beatrix tercih geliyor demiştim. Shigi'nin zaten, Shigi'de 3-4 tane şampiyonu var. Buraya Leslie'yi de alınabilirdi aslında. Bence Leslie güzel giderdi Beatrix yerine. Daha OP olacağını düşünüyorum. Leslie'nin zaten son benim yayınlarımı falan takip eden arkadaşlar vardır diye düşünüyorum aranızda. Evet sen güzel kardeşim, takip ettiğini biliyorum. Benim nasıl Leslie'yi oynadığımı görmüşsündür. Aslında benim oynamamla alakalı değil. Çar'ın çok güçlü olduğunun farkına varın diye oynuyorum ben yayınlarda. Turnuvada Görgülük üzdü beni açıkçası. Çok güçlü bir şampiyon olduğunu, kırık olduğunu hatta düşünüyorum. Ama tercihlerde görmedik. Bir Atlas banı gelmiş Venüs takımından. Peşine Farsa banlamışlar. Farsa tercih gelebilirdi. Şey için, Valentin ve Kerry için güzel olabilirdi. Hemen banlamışlar. Mantıklı ban gelmiş Chaos ekibinden. Ardına bir de Faramis banı geliyor. Bir de karşılığında Martis banlayıp ne almayı tercih etmiş Venus ekibi? Direkt Lolita tercihini yapıyorlar. Luffy'nin zaten Lolita'sının çok iyi olduğunu biliyorum. Hatta bu sezon OTP denecek kadar fazla spamladığını biliyorum. 200-300 maçı olması lazım bu sezon. Geçen sezon da bayağı bir oynuyordu. Eskiden Grok çok oynuyordu. Grok metadan düştü. Daha doğrusu XP'de tercih edilmeye başladıktan sonra fazla Grok'unu görmedik. Lolita almayı tercih etmiş. Karşılığında da hemen Fredrin ve Kaja tercihleri geliyor Chaos ekibinden. Son pick ne almışlar? Lunox mu almışlardı? Galiba Lunox almışlardı. Evet, Lunox almışlar. Hemen şöyle maça geçelim abi, hiç beklemeden. Blue'suna yardım ediyor Beatrix. Red'ine de aynı şekilde Kerry yardım ediyor. Şöyle ileriye alalım. Arkadan bildirim sesi geldi. Onu ben şöyle bir kapatayım. Tamamdır. Akdeniz Fight'ında erkenden konum almışlar Venus ekibi. Normalde konum almıyorlardı fazla. Alice 4 olmadan agresif yapmak istemediği için oraya gitmemiş. Şu an ya şu kameraları gerçekten bilmiyorum. Ben canlı izlerken çok üzüldüm yani gerçekten. Hani bunu söylemeyeyim, insanları işinden etmeyeyim diyorum ama ben bu eleştiriyi yapmazsam diğerlerinden hiçbir farkım kalmayacak. Çok ot gibi kendi içeri biri, kusura bakmayın abi, ot gibi izliyorlar, geçiştiriyorlar. Abi böyle bir kamera kullanımı olamaz ya. Yani bilmiyorum, yayını sizler de nasıl izliyorsunuz? Mesela yukarıda fight oluyor. Bakın şu an yukarıda gank var. Glue'ye gank var. Göstermiyor abi ya. Bunu göstermemek çok zor değil ya. Çok basit be abiciğim. Senin işin zaten kamerayı oynatmak. Sunucular sunum yapıyor. Hani ben mesela kendim maçı sunarken bir de çok yakından sunuyorum. 2 tane fight oluyor. Rank maçlarında biliyorsunuz böyle 5v5 fight fazla olmuyor. İşte 3 kişi bir yerde, 2 kişi bir yerde oluyor. O şekilde yapalım diyoruz. Ben gösteriyorum. Ben dikkat ediyorum. Adamın işi sadece kamerayı oynatmak, haritayı oynatmak, onu yapmıyor. Yani bunu bile yapamayan bir kadroyla çalışıyorlar. Böyle bir turnuva sunuyorlar. Çok saçma ya. Bilmiyorum. Buna şu an çok sinirlendim. Çok tilt oldum. Bunu bir yerde kusmam gerekiyordu. Bu videoda kusura bakmayın arkadaşlar. Ama bu konuda haklı olduğumun da çok farkındayım. Sizlerin de hak vereceğini düşünüyorum. Burada Scott'ın mesela şu an şu yapmış olduğu çok büyük bir hata. Neden hata? Bu hatayı da sürekli yapıyor. Venüs ekibinde bakın. Tank ya da mid koridoru farklı bir koridora side'daysa, eğer gank atmışsa Kaplumbağa'ya tek başına oynamayı tercih ediyor. Ama bakın gördüğünüz gibi Stropa ve Titan 2 kişi şu anda Scott'ı yakalamış. Hatta kesebilirler. Bakalım kesecekler mi? Üzerine bindi Glue. Evet, burada hem Turtle'ı aldılar hem de karşı jungle'ı düşürüp bir de üzerine Lolita'yı düşürecekler galiba. Lolita'dan hemen flash geliyor ve oradan kurtulabiliyor. Aslında oraya Zeish'ten flash'ı varmış. Flash'ını atıp kesebilirdi ama herhangi bir obje olmadığı için, yani herhangi bir turtle olmadığı için, turtle zaten aldıkları için agresif davranıp flash'ını kullanmak istememiş. Ama kullanabilirdi. Bence kullanıp bir tükürseydi tek atabilirdi Q skilliyle. Çünkü zaten 120 saniyeye flash'in gelecek. O zamana turtle çıkmış olacaktı. Bence burada bir agresif flash gösterseydi daha iyi olabilirdi. En azından bir mental damage atmış olabilirdi rakibe. Şu anda Luffy ve Suspect görüşlemeye geliyor hemen alt koridoru. Zaten Bay Mavi biraz fazla açıkta oynuyor. Hani Luffy'nin ona karşı bir hareket yapması gerekiyor. Artık Scott'la birlikte ve Çağlayan'la birlikte, R7.5'la birlikte bir destek çıkılması gerekiyor. Çünkü ufaktan 2 milyon falan kaçırtmış Bay Mavi Shigibuma. O yüzden birazcık desteklenmesi gerekiyor Gold Lane'in. Hemen Luffy buraya geliyor desteğe. Arka tarafta şu anda Lunox da var. Mid koridorundan Valentin yakındı ama geri döndü wave çıktığı için. Üst koridorda da Alice ormanlarını alıp alta doğru bir rotasyon atacak. Hemen mid koridoruna bir destek geliyor. Alt koridorda bakalım şu anda Suspect yakın. Scott'la R7.5 geliyor. R7.5 geliyor. Hemen buraya bir kontrol geldi Q ile birlikte. Arkadan moruyla tarıyor. Şu an Zeish'ten oraya yakın. Herhangi bir fight olmuyor. Dakika 4 olmak üzere ve sadece 1 skor alınmış. Bu maç gel gittiydi. Dediğim gibi hani 3. hafta hoşuma giden 2. maçtı. 1. maçı atmıştım zaten. Davi ile Fireflux'ın maçıydı. 2. olarak da 7. maçı işte. Bu son maçı bayağı beğendim. 2. gün daha güzel maçlar döndü aslında. 2. günün maçlarını da çekmeyi planlıyorum. Vaktim oldukça çekeceğim arkadaşlar. Elimden geldiğince Suspect'ten hemen bir flash geliyor. Ardından Lunox da flash'ını atıp oradan uzaklaşıyor tabii ki. Burada bir skor çıkabilirdi ama biraz eli hızlı olduğu için o flash'ı düzgün atıp oradan uzaklaştığını görüyoruz. Bakın Turtle'da yine şu anda üçlemişler. Alt koridoru açmaya çalışıyorlar ama alt koridoru da açamıyorlar. Lunox zaten base attı. Burada zorlamaya gerek yok deyip bu sefer Scott girmemiş. Ve Turtle'ı Chaos ekibi 2. kez kazanmış. Farm farkına bakalım. Farm farkı da 1800 gold. Önemsenecek bir farm farkı değil ama dikkat edilmesi gereken bir fark. Bunu açmamaları gerekiyor daha fazla. Venüs ekibinin eğer maçı kazanmak istiyorlarsa. Bakalım neler olacak. Şu anda item tablosunu görüyoruz. En fazla farm Valentin mi? Yok bir dakika. Cherry'deymiş galiba. Aynen, en fazla farm Cherry'de. Beatrix de ona yakın. 3400 gold. Hemen burada bir mor sarı geliyor. Ve alt kuleyi kazandılar galiba. Son bir hit kalıyor. Evet, alt kuleyi şu anda Venüs ekibi sorunsuz şekilde açmayı başardı. Mid'e de hemen Arlott ve Fredrin'in desteğiyle mid koridorunun tutulduğunu görüyoruz. İki taraflı. Hemen altı zorlayacaklar ama Aynı şekilde Lunox ve Lolita da oraya yakın. 4 kişi şu anda alt koridoru kapatmış durumdalar. Lolita'dan hemen bir ulti geldi. Valentin'den bir Lolita ultisi gelmiş. Çok güzel oynadı aslında oraya ama destek gelmedi. Hemen burada Smith'leri tutuyor Suspect. Arka planda bakalım Titan'dan kaçabilecekler mi? Kışkırtmaya devam ediyor ama Lunox'un arkadan taradığını görünce hemen oradan uzaklaşıyor. Leech'ten burada aman vermiyor. Birazdan galiba bir kill daha görebiliriz. Smith'ler şu anda kule altında base atma çalışıyor. Bir smite geldi orada. Base attırmıyor. Burada hatalı bir base atış var şu anda Arlot'tan. Şu çalıya girmiş olsaydı ya da bu çalıdan kaçıp şuraya doğru şuradaki çalıdan base atabilirdi. Hani kendini göstermeden ama minyon vardı orada. Minyondan dolayı büyük ihtimalle yine ölebilirdi. Kovalarlardı. Ya da orada birazcık zaman kaybedip kuleye de ölebilirdi. Bilmiyorum. Ama buradaki base birazcık hatalı olmuş diyebiliriz. Zaten Bay Mavi de orada ya. Yok, her türlü ölecekti o yani. Onun yapabileceği bir şey yokmuş. Ya yukarı doğru kaçsaymış, kaçabilirmiş aslında. Çok ufak bir zamanı varmış da onu iyi değerlendirememiş. Neyse, büyük bir sorun değil. 3. Turtle'a da şu anda Scott girmeye çalışıyor. Bir sniper denedi ama başarılı olamadı. Şu anda yine 3. Turtle'da kaosun aldığını görüyorum. Zeyş'ten arada kalıyor. Şu anda Lolita ultisiyle Arlot girdi ve ilk killini almayı başardı galiba. Ardından Glue üzerine bindiği için burada Arlot'un düşürüldüğünü görüyoruz. Beatrix'ten bomba geliyor. Şu an Stropa'nın canı çok az. Bir can, hemen oradan flash. Lunox'un son hiti öldürmeye yetmedi. Ardından Suspect de flash atıyor. Bay Mavi'yi tarıyor. Şu anda aşırı derecede bir şans var. Aşırı derecede kaçış var. Bir can olduklarını görüyoruz. Hepsinin Blue'sunu çalabildiler mi acaba? Şöyle bir bakayım. Titan'ın Blue'su çalınmış durumda. Ama ona rağmen bir seviye fark var. Şu an Scott ve Titan arasında mid koridorunu oynamak istiyorlar ama 3 kişinin full can olduğunu görebiliyoruz. Sorunsuz şekilde mid'i tutabilirler. Hemen üst koridorda Lunox'un minyonları temizlediğini görüyorum. Kaja ve Kerid oraya yakın. Kaja'nın ultisi var mı? Kaja'nın ultisi şu anda yok. Kaja'nın çektiğini rahatlıkla kesebilecek kıvama geldiler şu anda. Kerry ve Valentin çok rahat tekleyebilir. Kule sayısı 1 kule Venus ekibinin önde olduğunu görüyorum. Farm farkı yine halen 2K. Farkı aştırmamaya çalışıyorlar. Lolita'dan güzel bir tutuş. Orada Shigibum dojlamaya çalıştı ama ucundan tam ikinci skinini kullanırken değdiğini görüyoruz. Bir de flash harcadı orada Zeish'ten. Suspect burada yakalamaya çalıştı ama kuleden çok fazla itledi. Sarısını kullanıyor hemen Lunox. Minyonların da oradan kurtulduğunu görüyoruz. Zeish'ten, çok özür dilerim, Titan ormanları çalmaya çalışıyor. Smite yoktu. Hemen burada birazcık daha darlamaya çalışıyorlar. Canı %50 hasarını atıp hemen oradan uzaklaşıyor şu anda. Bir de desteğe geliyor şu an Bay Mavi. Arka taraftan bir sniper shot geldi Shibum'dan. Lord çıktı. Bakalım Lord'da neler yapacaklar. Scott şu anda pozisyon almaya çalışıyor. Görüşünü aldı. Hemen Stropa yine hasarlamaya, stack bırakmaya devam ediyor şu anda Alice. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Lolita'dan bir ulti denemesi. Kaja Lolita'yı bozuyor ultisiyle. Arlot hemen araya girdi ama burada Luffy'yi öldürecekler galiba derken Lunox doğurdu, çaldı. Luffy orada hemen flash'ını atıp kaçıyor. Üzerine bir de Zeish'ten düşürdüler Stropa'yla birlikte. Şu anda aşırı öne geçtiler. Titan'ı da eğer keserlerse bu Lord'la çok güzel şeyler başarabilir Venus ekibi. Hemen Smitra'ya karşı hasarını verip Bay Mavi oradan uzaklaşıyor. Mid'i tutmaya çalışacaklar. Canları full. Kaynakları yok. Kaynakları olmadığı için birazcık sıkıntı yaşayabilirler. Mid koridorunu salmak durumunda kaldılar. Çünkü Arlot'un ultisi gelmiş. Eğer Arlot ikisini tutarsa ikisi ölür ve invitöre kadar dayanabilirler. Bu yüzden geri çıkmaları en mantıklı hareket olmuş. Sağ üstten takip edebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar gösteriyor buradaki fight'ı. Luffy'nin oradan kurtulması gerçekten şans olmuş. Flash'ini atarak. Aslında Bay Mavi biraz daha agresif oynayıp Luffy'yi kesmiş olsaydı, Luffy'den hani o tanklarının olmamasını, eksikliğinin özgüveniyle diğerlerine de saldırabilirlerdi ama Lunox'un da sarısı halen vardı. O yüzden orayı her türlü kaybetmiş sayacaklardı. Yani sayılacaklardı. Lord'un şu anda üst koridordan geldiğini görüyoruz. Üst koridorda Lord'u bırakmışlar. Aslında şunu söyleyeyim arkadaşlar, bakın. Bunu TR'de aslında bu ligdeki oyuncular hani profesyonel değil zaten. Yarı profesyonel. Ama şunu hesaplamıyorlar. Şunu yapmaları gerekiyor. Normalde olması gereken şu an Scott yok. Scott burada ölmüş. Bize tekrar izletirken şöyle bir bakalım da. Buraya Alice'in öldüğünü görüyoruz ama nasıl ölmüş? Bir bakalım. Tekrar değil de şuraya bakmamız lazım arkadaşlar. İşte buna çok kızıyorum ya. Çok saçma yerlerde yani. Lord geliyor. Tam tekrar gösteriyorsun da bütün olay kaçıyor. Şimdi Lord üst koridordan geliyor arkadaşlar. Üst koridorda Beatrix var galiba. Yanlış görmüyorsam burada Beatrix olması lazım. Şurada Tunox'un var. Alice burada 3 kişinin arasında kalmış ya da 4 kişinin. Çok ufak bir yer olduğu için göremiyoruz. 4 kişinin arasında kalmış ve düşürmüşler. Lord öncesi Kaos'un yapması gereken bir hareketti. Mantıklı bir hareket. Hemen onu düşürmüşler. Kurtarmaya gelmeye çalışmışlar ama tabii ki kurtaramıyorlar. Beatrix üst koridordan aslında devam edebilirdir Lord'la birlikte. Şu kuleyi açabilirdi. Normalde olması gerekeni söyleyeyim size. Normalde Arlot'un şuralardan görüş vere vere gelip Lord'un önündeki minyonları temizlemesi. Diğer 4 kişinin ise middeki minyonlar önündeyse midi veya alt koridordan devam etmeleri gerekiyor. Çünkü bu dakika 9 doğurdu arkadaşlar. Yani hasarı ve canı az bir Lord. Bu yüzden hani onu doğru kullanmanız bu şekilde size fayda sağlayabilir. Diğer türlü Lord'la birlikte oynarsanız en fazla Lord'la bir kule alırsınız. Diğer koridorları da defleyebilirler. Ama Lord'u sadece XP koridoru koruma amaçlı iterse ve diğer koridorları ADC'niz ve büyücünüz, tankınızla, jungle'ınızla birlikte açarsanız invitörleri bile alabilirsiniz. Dakika 9 Lord'uyla. 11-12 Lord'uyla da devamını getirir, oyunu bitirebilirsiniz. Burada mesela basit bir hata yapılmış. Yine Scott'tan satış gelmiş. Yani Scott devam etmeseydi, birazcık bekleseydi takım arkadaşlarını. Alt kuleyi zaten açtılar. Yine bir faydası oldu. Ama Lord'un üstten gelmesi hiçbir şey ifade etmedi. İkinci kuleyi bile açamadılar. Demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Birazcık anlatamadım gibi oldu ama anlatmak istediğimi anlattım ya. Öyle ümit ediyorum. Yani dakika 12'den önceki Lord'u her zaman XP önünde coverlar. Diğer takım üyeleri diğer koridorları açar. İnvitöre kadar. İnvitörü de açabilirlerse invitörü de açarlar. Hemen burada Arlot'un Valentin'in flash'ini aldığını görüyoruz. Güzel bir flash. Lolita ultisi deniyor arkadan. Luffy'den güzel bir ulti geldi. Dunox burada. Şurada. Bunu ben hatırlıyorum şu an. Şuradaki sahne arkadaşlar, bir daha yeri alalım. Lunox'un burada mor sarı yapmaması gerekiyordu. Direkt morla tarasaydı. O da şundan korktu. Karşı tarafta da Lolita ultisi var. Büyük ihtimalle mor sarıyla karşıda 2 tane tankımsı şampiyon var. Blue ve Fred'in arkadaşlar. Bunları direkt tarayarak kesmesi gerekiyordu. Bakın şimdi fight'ı izliyoruz. Hemen burada girmiş mor sarıyla. %20 canları falan kalmış. Gördüğünüz gibi Titan hemen oradan uzaklaşıyor. Ardına hemen Zeishten'den bir flash, çok özür dilerim, bir ulti geliyor ve Scott'ı burada düşürüyorlar. Artı bir de Glue ve Fredrin ölmedi. Buradaki fight otomatikman kaybetmiş oldular. Eğer Lunox orada tarayarak girseydi Fredrin %90 ihtimalle ölecekti. Üzerine bir de Glue hasarlanmış olarak oradan uzaklaşacaktı. Devamında tabii ki Lolita ultisi almış bir Valentin olduğu için yine çıkmaları gerekiyordu ama en azından 2 skor alırlar doğruda diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Çünkü burada bir skor verdiler. Zonya'sı gitti Alice'in. 30 saniye sonra Lord çıkacak. Bunları düşünerek hareket etmeleri gerekiyordu. Ama burada eksik oynandığını düşünüyorum. Buranın eksik oynanışı bence Dunox'tan kaynaklı. O da dediğim gibi Valentin'de Lolita ultisi olduğu için onun korkusundan böyle bir hareket yapmıştır diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü oyunda anlık karar verme zor yani arkadaşlar. Hani burada her ne kadar bir izleyici olarak yorum yapsak da hani burada şunu yapsaydı olabilirdi tarzında. Onlar da kendisi zaten izleyince evet burada bunu yapsaydım güzel olurdu, mantıklı olurdu diye düşünebilir. Ama oyun içinde böyle olmuyor. Gerçekten olmuyor. Kendiniz oynadığınızda daha iyi anlayabilirsiniz. Bir de zaten turnuva baskısı var. Canlı yayındasınız. Baya üzerinizde baskı var. Lig oyuncusunuz. Herkesin üstünde baskı var arkadaşlar. Şu anda sağ çalıyı kapatmış durumdalar. Üst koridor birazcık geride Venüs ekibine göre. Lord'u kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Alice burada görüş almaya çalıştı. Şu anda Suspect'in görüşünü almayı başardı. Lord'u ufaktan çekiyorlar kendilerine. Lolita, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Karşıda Valentin gibi bir şampiyon varsa, elinizde Lolita varsa görüş vermemeniz lazım. Burada birazcık ben Venüs ekibinde Arlot'un eksikliğini hissettim. maç esnasında. Çünkü Arnold'un çalılara kafa atması gerekiyor. Arnold, yani elindeki işaret Arnold ve 20 seviye tank hamlemiyle girmişsiniz. Bence Swinter'ın eksikliği bu maçta vardı. Onu da sebebini söyleyeyim. Kendim zaten hani hepsi arkadaşım arkadaşlar. Bir Kaos ekibinden fazla konuşmadığım, muhatap olamadığımız insanlar var. Diğer bütün ligdeki oyuncularla neredeyse konuşuyorum. Hepsi arkadaşımız, eşimiz, dostumuz. Swinter'ın hasta olduğunu öğrendim. Buradan onlara da geçmiş olsun dileklerimi iletim. Hasta olduğundan turnuvada işte performansının düşüklüğü ondan kaynaklıymış meğersem. Ama eksikliği hissediliyor yani oyunda Arnold'un. Bilmiyorum, ben bu maç çok hissetmiştim, hatta isyan etmiştim izlerken. Derken burada hemen Scott düşüyor. Ardından bir Lolit ultisi geliyor derken şu an Lunox tuttular. Lunox orada tek yiyecek büyük ihtimalle, sarısına dönüyor. Arnold'un güzel bir oyunu. Arka tarafta Shigibun Keri'yi kesti. Peşine üzerine bir de Değişnen'i düşürüyor. Şu anda Titan arada kaldı. Bir de Titan'ı keserlerse Lord onlar için free olacak. Buradaki fight'ı çok güzel atmışlar. 4 kişiyi çıkarıp sadece 1 kişiyi vermişler. O da birazcık işte Scott'ın Zonya'sının olmamasından kaynaklı. Aslında Zonya kullandım orada. Bir daha fight'a bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim. Burada Keri'nin hasarı, bir de Kaja'nın hasarını yiyor. Zonya olsaymış orada aslında biraz dayanabilirmiş ama Titan zaten bütün hasarı vuruyor. Bay Mavi hemen Lafi'ye fokus olmuş. Arkadan Shigi geliyor. Saflaştırın da attı orada. Safını da aldı. Bak Shigi'nin hasarını dodge deyip kaçmak isteyecekler herhalde. Flash diye düşündü. Boş bir saflaştır attı orada. O da bir hata. Suspect direkt hemen burada herkesin öldüğünü anladı. Ve tabii ki yenilenmek için hemen base'ini atıyor. Burada direkt Lord'a girmeleri gerekiyordu. Ama mid koridoruna mı? Mid'i direkt itip göndermişler. Shigi hemen orada girmeye başlamış. Aslında üst koridora gidip üst koridoru da itebilirler. Şu anda Gulli ufaktan görüşlemeye çalışıyor. Lord'u almayı başardılar. Arnold burada ultisini attı. Çalıyı kontrol etmek için. Lord alt koridordan gelecek. Zaten şu anda Lord'la oynanması gerekiyor. O yüzden Arnold'un üstü itmesi diğer takım üyelerinin alt koridora steklenmesi gerekiyor arkadaşlar. En kötü ihtimalle diğer koridorlarla birlikte invitörleri açmaları gerekiyor. Bakalım bunları yapacaklar mı? Bir yandan da küçük aradan bakalım da yine biri ölmüyor mu ölmüyor mu görelim. Şu anda Lord çıktı. Üst koridora doğru bir stek var. İkinci kuleye oynayacaklar. Ama ikinci kuleyi zaten Arnold çok rahat bir şekilde açabilir. Bu yüzden alta doğru steklenseler daha iyi olabilir. Mid koridorundan gelen minyonlar var. Mid'i zaten rahat defleyebilirler arkadaşlar. Hani eşit gelmiyor. Alt koridorda halen Lord var. Hemen Arnold burada girdi araya. Şu anda Q'sunu boşa kullandı. Arkadan hasar yemeye devam ediyor. Kaja'nın ultisiyle. Oy, bir dakika. Biz şu an Arnold'a bakıyoruz ama arkada neler olmuş abi. Arkaya gel, arkaya bak. İyi izleyin abi. Arnold buraya giriyor ama Zeyşten'e bakın flash'ı nasıl attı. Bak bir daha geri gel. Zeyşten'i iyi izleyin. Burada çok güzel bir agresif flash var. Bakın Lord ya bu hareket çok büyük bir risk aslında ama bu riski almayı tercih etmiş. Şimdi Zeyşten burada flash'ını atıyor. Artı ikinci skill Q ve Lunox arasıyla hemen Beatrix'i düşürüyor. Burada çok güzel bir hareket. Üzerine bir de arka tarafta Swinter. Arnold'u düşürüyorlar. Ve Lord'u deflemek onlar için çok basit hale geliyor. Zaten Keri hayatta olduğu için çok rahat defleyebilirler. Ama şu an bakıyorum kaynak olarak Lafi'nin ve halen Lunox'un ultisinin olduğunu görüyorum. Bence bir deneyebilirlerdi. Kaja'nın ultisinin olmadığını biliyorlar. Keri'nin ultisinin olmadığını biliyorlar. Bence alt tarafta deneyebilirlerdi. En azından bir Kaja'ya ya da Keri'yi düşürmeye çalışabilirlerdi. Ki Lord'da bir şeyler kazanılmış olurdu yani bu şekilde oynansaydı. Bu Lord da boşa alınmış oldu Venüs ekibi tarafından. İkinci Lord deflenmesi geliyor şu anda Kaos ekibinden. Kaos yapması gerekeni yapıyor şu anda. Mantıklı oynuyorlar. Dediğim gibi eksiklikler var ama Venüs'te daha fazla görünüyor. Farm farkı şu anda Venüs öne geçmiş 2K. Gerideyken bu iki Lord'la birlikte 2K öne geçilmiş. Hemen şöyle bir bakalım. Mid koridorları halen duruyor. Dakika 16 olmuş ve halen sadece 2 kule alınmış Kaos tarafından. Lord doğru kullanabilinmiş olsaydı invitörler açılmış olurdu ama Lord'u düzgün kullanamadılar. Bu da tamamen Kaos'un agresif oyunuyla alakalı aslında arkadaşlar. Hani burada biraz Venüs'e yüklenmiş gibi oluyorum ama Venüs'e yüklenme değil. Kaos'un doğru hareketleri Venüs'ü şaşırtıyor. Aslında hani beklenmedik hareketler. Çünkü risk, turnuvada böyle bir risk almaman gerekiyor ama Ziyiş'ten almış bu riski ve başarılı da olmuş. Yani bu gerçekten hani mikro oyun deniyor ya arkadaşlar. İşte Ziyiş'lerin yapmış olduğu burada mikro oyundu ve güzel bir artısı oldu takımına. Bakalım bu lordda nasıl bir oyun sergileyecekler. Şu anda Luffy'nin kesinlikle Valentine görüş vermemesi gerekiyor. Eğer verirse yine sıkıntı. Arlott şu anda üst koridoru itiyor. Blue'nun base attığını görüyoruz. Mana sorunu var galiba onun. Hemen öyle lordu da kendilerini çekmeye çalışıyorlar. Alt çalıyı da çek ettiler. Hemen minyonları itiyorlar. Bakalım Titan'la birlikte Scott kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Midi itiyor şu anda Arlott. Mantıklı. Üstü itmeye gitmedi. Tek bir push'u alıp hemen midi itiyor. Da flash geldi hemen buradan. Kaja'dan yine Arlott'u düşürüyorlar. Burada onu gelebileceğini düşünemezdi. Arlott'un düşmesi normal. Ama şunu da düşünmeleri lazım. Bakın Kaja'nın ultisi yok. Zeyş'lerin ultisi yok. Bay Mavi'nin ultisi yok. Saldırmaları gerekiyor. Tek başına şu anda. Scott yine arada kaldı. Bakın şurayı bir göstereyim. Şu anda adım hatası yapılıyor abi. Bakın mid gidiyor. Beatrix'in orada olması sıkıntı. Beatrix hemen arkadan dolanıyor. Mid'i tutmaya çalışıyorlar. O ara Scott'ın burada tek başına girmesi büyük problem. Hemen Zonya'sıyla bait atmaya çalışıyor ama bakalım bu bait ne kadar işe yarayacak. Q'suyla çıkıyor. Arkadan Valentin'in düşürüldüğünü görüyoruz. Hemen bir Lolita ultisi gördük. Nox hemen buraya sarıyla giriyor ve Glue'yu öldürmeyi başaramadan kendisi ölüyor. Titan'ın ölümsüzlüğü gitti. Arka planda burada smite'ını atıp Titan Lord'u takımı için alıyor. Burada aslında fight'ı Venüs ekibi kazanmışken Lord'u vermeleri kendi lehlerine oluyor arkadaşlar. Mid koridorunu da kaybettiler. Mid'i tutmaya çalışırken orada Scott'ın atmış olduğu bait'i daha iyi kullanabilirler. Yani mid zaten gidecek. Carry oraya ultiyle girmiş. Minyonları itmiş. Arka tarafta Kaji ultisini kullanmış. Valentin ultisini kullanmış. Ondan sonra Fredrin ultisini kullanmış. Kesinlikle 3 kişiyi düşürebilirlerdi. Glue da vardı orada. Glue'yu bile düşürebilirlerdi ama mid koridorunu verip hata yaptılar. Burada Scott yine yakalanıyor ve Lord öncesi Alice'i bir kere daha düşürüyorlar. Burada artık Scott artık yani saldı mı ne oldu bilmiyorum ama burada saçma bir hata yapıyor. Bakın Q görüşünü almadan direkt Q ile giriyor oraya ve çok büyük bir hata. Direkt 3 kişinin arasında kalıyor. Kaja ultisini kullanıyor. Ölümsüzlüğü gidiyor. Artı bir de direkt Titan ultisiyle Alice'i düşürtüyor abi takımına. Burada iki kişiye kalır ya oyun. Direkt Scott ve Swinter'ın üzerine kalır. O da dediğim gibi hani eksiklikler var. Hemen ultiyle kendi tarafına kulenin altına çekmeye çalıştı ama hemen çıktı oradan. Bakın görüyorsunuz değil mi? Az önce dediğim olayı Kaos ekibi nasıl yapıyor? Lord'un önü boş. Lord'la beraber kimse gitmiyor. Üst kuleyi ve mid kulesine zorluyorlar. Yani olay aslında böyle. Bunu Venüs ekibi yapabilmiş olsaydı Venüs ekibi çoktan oyunu bitirmişti. Yani oyun buraya kadar uzamamış olurdu. Arlott'tan yine güzel bir ulti. Titan'ı tutuyorlar ve Titan'dan burada ufak çaplı bir satış gelmiş oluyor. Arlott sayesinde üzerine bir de Valentin'i kesiyorlar ama alt imitörlerini kaybettiler arkadaşlar. Bu şu anda 3. Lord. 3. Lord'da bile oyun bitmedi. Dakika 19 oldu. Hemen Lunox Moru ile giriyor. Lord'u temizliyor. Üst ve alt imitörlerini kaybetmeleri Venüs ekibini çok geri düşürdü. Bakalım bunu toparlayabilecekler mi? Şu anda alt koridora doğru görüş almaya çalışıldığını görüyorum. Lunox'u Beatrix, Arlott ve Lolita'dan uzak olmamalı. Arlott özellikle çalıları çok kontrol eden kişi olması gerekiyor. Bence Lolita'nın arkadan yani Arlott'un arkasından oyun yaratması gerekiyor. Arlott tutacak, Lolita ultiyi basacak. Direkt abi 3 kişiyi, 2 kişiyi ya da 1 kişiyi hiç önemli değil. Kesecekler. Ama bu oyunu hiç görmedim. Yani olması gereken bu aslında ama yapmadılar bunu. Büyük ihtimalle iletişimden yana bir sıkıntı oldu. Ya da IGL'leri doğru komutu vermedi. İyi yönetemediğini düşünüyorum. Ondan dolayı böyle bir oyun sergilendi. Umarım bu hataları 4. hafta görmeyiz. Daha farklı bir Venüs görebiliriz diye ümit ediyorum. Bakalım bu Lord Fight'ından neler yapacaklar. Şu anda sol çalıda hemen Lolita'dan yine Valentin'in ulti aldığını, ulti kopyaladığını görüyoruz. Lord çıktı şu anda. Lord Fit'ini komple görüş üstünlüğünü aldıklarını görüyoruz Kaos ekibinin. Bakalım oradaki görüşleri nasıl alacaklar? Nasıl kontrol edecekler? Hemen Alice orada Q'sunu göndermiş bu sefer. Oraya doğru da geldiklerini gördüler 4 kişinin. Şu an sadece Blue'nun görüşü yoktu. Blue da görüşünü verdi. Ardından Luffy hemen buraya atlıyor. Arka planda Arlot'un ulti attığını görüyorum. Hemen karşılıklı iki taraflı bir ulti geliyor. Burada ufaktan bir donma var. Bir daha geri alalım. Şurayı bir daha izleyelim. Hemen W'sine karşılık bayağı bir hasar gelmiş. %50 canı, %20 canı kalmış. Lolita ultisine karşılık arkada şu anda Luffy'nin flash attığını görüyorum. Ulti atarken Bay Mavi hemen onu killiyor. Arada şu anda Scott'ın kaldığını görüyoruz. Can çalması devam ediyor ama bir can kalarak oradan uzaklaştıklarını, 2 skor alıp uzaklaştıklarını görüyoruz. Şu anda Lord'a hala vurmaya devam ediyorlar. Suspect de vuruyor. Arkadan Stopa'ya hasar vermeye devam ediyor. Valentin burada çok güzel girdi ama tabii ki Çağlayan'ın da Zonya'sı sayesinde Zeish'ten skoru alamadı. Orada Zeish'leri kesebilmiş olsalardı belki bir ihtimal Lord'u alamayabilirlerdi. Bakalım Lord çalmayı deneyecek galiba ama şu anda geri çıktığını görüyoruz Nox'un. Bu Lord'a denemesi çok zor. Hiç gerek yok. Çok büyük risk çünkü çok fazla orada eğer ölürse, çalamazsa ölürse otomatikmen oyunu kaybedebilirler. Çünkü çok fazla bekleme süresine sahip, doğma süresine sahip. Bu yüzden Lord geldiğinde Dunox'u göremeyebilirdik. Risk almamış. Mantıklı bir düşünce. Lord üstten geliyor. Alt koridorda da hemen Suspect'in görüş için beklediğini görüyoruz. Altı itmiyorlar. Gördüğünüz gibi minyonlar gelsin. Minyonları birlikte gönderelim diye bekliyorlar şu anda Venüs ekibi. Mid koridoruna ufaktan bir hasar verildi. Şu anda Valentin'in %20 canının gittiğini görüyorum. Sadece Dunox'un E skill'ine. Alt taraftaki minyonları defleyebildi. Şu anda Beatrix. Midi çok istiyorlar. Midi şu anda Kaos ekibi çok istiyor. Smite'ını da attı Titan. Hemen Mid'e vurmaya başlayacak. Arkada Luffy'nin ultisi var. Minyon'un ultilediğini görüyoruz. Burada minyon zaten Lord gidecek abi. Bakın burada. Şurada yapmış olduğu çok büyük bir hata Luffy'nin. Çok büyük bir hata. Bu inhibitor zaten gidecek. Yani tutmanın hiçbir anlamı yok. Şuraya bir daha bakabilirsiniz istiyorsanız. Bakın. Hit'i yemiş. Hit yemiş. %20 canı kalmış zaten. Kuleye zaten minyon bir tane vuruyor arkadaşlar. Bir tane vuruyor. Görüyorsunuz yani. %15 falan vuruyor. Hemen burada Valentin'in mor sarıyla girdiğini görüyoruz. Flash geldi kişi gibi bundan. Devamlı 2 kişinin ölümsüzlüğü yok. 1 kişinin ölümsüzlüğü gidiyor. Hemen bir de üzerine Luffy'yi kestiler. Scott'ı da düşürüyorlar. İnvitör de gitti. Ölümsüzlükten sonra bir de Scott düşürüldü. Şu anda hemen Lunox'un orada tarayarak geri çıktığını görüyoruz. Beatrix de ultisiyle minyonları geri göndermeye çalışıyor. Ama minyonlar gelmeye devam edecek. Arkada Arlott Titan'ı tuttu. Hemen bir sarı ulti görüyoruz burada Lunox'tan. Flash'ı var şu an Suspect'in. Ultisinin gelmesini bekliyor. Ultisiyle birlikte bir kişiyi çıkartabilir. Strop arada kaldı. Lunox'un hasarını çok fazla yedi. Derken Arlott hemen burada ultisini kullanıyor ama çok fazla ilerlediği için Shiggy ve Çağlayan'ın oraya yetişemediğini görüyoruz. Beatrix arkadan ultilemeye devam ediyor. Değişlenen hemen bir W ve sarı ultisi aldığını görüyoruz. Suspect burada Shiggy'yi flash ultisiyle çekip kendisi ölüyor ama takım arkadaşlarına skor çıkarmayı da ihmal etmiyor burada. Devamında ise şu an Bay Mavi kule fokusuyla oyunu bitirmeye çalışıyor. Ardından şu an Dunox'u da kestiler ve kuleye fokus olarak oyunu kazandılar arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Eğlenceli bir maçtı. Dediğim gibi Venüs'ün ufak böyle mikro hataları olmasaydı kazanma şansları yüksekti. 2 lordu almışlardı. O 2 lordu düzgün kullanabilmiş olsalardı oyun buraya kadar uzamayabilirdi. Ama dediğim gibi yani hatalar zaten oyun kaybettiriyor ve kazandırıyor. O ufak hataları Kaos çok güzel yakaladı. Çok güzel bireysel oyun kurarak oyunu lehlerine çevirdiler. Özellikle Zeish'lerin yaptığı bir iki yerdeki pozisyonlar çok iyiydi. Yani risk çok büyük bir risk. Ama o riskleri alarak oyunu kendi lehlerine çevirip kazandılar. Tebrik ediyorum buradan da arkadaşları. diğer turnuvada oynayan takımlara da başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayalım.